Dostlarım Hollandalıların kendi başkanlarını pişirip yediklerini biliyor muydunuz? Bizim tarihimizde böyle bir hadise gerçekleşmiş olsaydı, emin olun duymayan kalmazdı. Kendi tarihlerindeki sapkın geleneği ustaca gizleyen Batı, yamyamlığı ilkel, barbar, vahşi kavimlerin sapkın bir geleneği olarak insanlara takdim etmektedir. Mustafa Armağan bu konu hakkında şöyle diyor: "Afrikalıların yamyamlığı üzerine binlerce karikatür görmüşsünüzdür. Ama Avrupalıların yamyamlığı hakkında bir tek örnek bulamazsınız. Oysa arkeologların yakınlarda yaptığı araştırmalar bize İngiltere ve Fransa gibi Afrika ülkelerinde ilk çağda bazı kapların içerisinde pişirilmiş insan eti, insan kemik parçaları bulunduğunu göstermektedir. Bu konu hakkında ünlü yazar Richard Saak sarayların arşiv belgelerini delil göstererek aynen şöyle diyor. Avrupa asırlarca gösterişli saraylarına ve Vatikan'ın freskli koridorlarına varıncaya kadar sürekli insan eti ve kanı tüketmiştir. Avrupa saraylarında hanedanlar ve aristoklar arasında insan kanı, insan eti, insan yağı, insan kemi ve mumyalar dahil tüketilmektedir. Konuyla ilişkin tüyler ürpertici bilgi ve belgeleri ekranda gördüğünüz Richard Sagan kitabından ulaşabilirsiniz. Okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Avrupa saraylarında cereyan eden bu sapkın Osmanlı tarihinde meydana geldiğini bir hayal edin. Kemalist sözde Avrupa sevici aydın tarihçiler her 29 Ekim'de veya veyahut saltanatın kaldırılması yıl dönümlerinde yamyam Osmanlı'ya son verdik naraları atmaz mıydı? Peki siz hiç Avrupa'daki bu yamyamlık hakkında kalem oynatan, söz söyleyen, sözde aydın tarihçilerden bir kelime duydunuz mu? Duyamazsınız. Nedenini gelin size açıklayayım. Dostlarım, dünya üniversitelerinde postkolonyalizm diye bir disiplin var. Bu disiplinin önde gelen isimlerinden Dipeş Çakribardi, Avrupa tarihini taşralaştırmak gereğinden söz etmişti. Adaletin tesisi için, tarihin merkezi ve yöneticisi olarak konumlara gelen Avrupa, artık ait olduğu yere periferiye itilmeli ve bir vakitler haksız yere oturduğu medeniyetin, insanlığın beşiği tahtından indirilmeliydi. Bunun için de Avrupa'nın üstünlük taslamak için bize anlatmadı gizlediği içimizdeki Avrupalıdan çok Avrupacı olanların ise Zinhar gündeme getirmediği bir mazinin paslanmış kilitlerini zorlamanın zamanı geldi de geçiyor. Dostlarım son dönemlerde Türk ve Müslüman düşmanlığı ile siyasetine şekil vermeye çalışan Hollanda'nın karanlık tarihine gelin şöyle bir göz atalım. Tarihler 1672 yılını göstermekteydi. Osmanlı Devleti son mesut devrelerinden birini yaşarken Avrupa'nın kuzeybatısında ilginç olaylar meydana gelmekteydi. Hollanda tahtında Orinç Hanedanı oturmaktaydı. Ancak eyaletler krala değil, kendi seçtikleri Jan bağlanmayı tercih etmişlerdi. 24 Eylül 1625 Hollanda doğumlu olan Jan hayatını İngiliz çağdaşı Oliver Cromwell gibi iktidarı sınırlamaya adamış biriydi. Ünlü filozof Spinoza'nın da arkadaşı olan Jan kardeşi Cornelius ile birlikte patlak veren bir ayaklanmada önce tüfekle vurulmuş, ardından tıpkı bir kurbanlık koyun gibi ayaklarından dar ağacına asılmıştı. Ancak öfkeli kalabalığın öfkesi pek yatışmamıştı. Bazı kaynaklar Candevayt'ın canlıyken parmaklarının yendiğini söylemektedir. Öfkesi dinmek bilmeyen düşmanlarının hücumuna uğrayan Candevayt ve kardeşi Cornelius'un cesetleri dar ağacından indirilmişti. Önce cinsel organları, ardından ciğerleri ve kalpleri dahi kasap dükkanındaki koyun veya sığırlar gibi parçalara ayrılarak kaplara konmuştu. Candevayt ve kardeşi Cornelius'a ait bu vücut parçaları kızgın ateşte pişirilip öfkeli kalabalık tarafından afiyetle yenmişti. Bu anlattıklarım size şaka gibi gelebilir. Ancak tamamen doğrudur. Zaten ekranda konuya ilişkin Hollanda Cumhuriyeti'nin en önemli tarihçilerinden olan Herbert Rowan'ın 2002 yılında Cambridge Üniversitesi'nden çıkan eserini görmektesiniz. Ayrıca konuya ilişkin Mustafa Armağan'ın Avrupa'nın 50 Yalanı adlı eserini de okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Gerçek tarihi belgelerle anlattığım kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bundan sonra Avrupa'nın karanlık tarihi hakkında da belgelerle içerik üreteceğim. Ben Enes, Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.